Hiç. Biz arkada muhabbet edebiliriz ama bugün chat öyle olduğu için çok da öyle bir şey çıkacağını sanmıyorum. Var mı bu aralar coştuğunuz bir oyun? Ya da beklediğiniz bir oyun? The Walking Dead Final sezonu oynamadım aynen. Çünkü Final sezonuna geldiği zaman o aralar yayın yapmıyordum. İndi mi? Bilmiyorum. Bunu anlamıyorum GeForce Now çat diye indiriyor. Sen eski videoları mı izledin Winged? Yayında oynamamız yok mu? Sanmıyorum. Europa Universalis 4'ü 3 gündür değil. Ha. EU farklı abi. EU'ya girdiysen o bambaşka bir cumhuriyet. O bambaşka bir iş. Hellbound'u beğendim bir. Hellbound neydi ya? Tanıdık geliyor ama oynamadım herhalde. Evet, kayboldum hatta. Eskiye göre şimdiki yayınımın farkı ne Winged mesela? Yani şimdi yeni izlediğin için onu sen cevaplayabilirsin anca. Ben de Danganronpa oynuyorum 2 gündür. Yoruluyorum resmen oynarken. Evet, yoruyor ya. Bir de onun yayınını yaptığını düşün, roleplay'li. Çok daha fena yoruyor. Biraz yorucu. Gameplay uzun sürüyor. Fazla şişirme diyalog var ama senaryo güzel yani. You recommend that you take the master manual. You feel confident playing as I will. Ha, 13 tane rol varmış ama ilk başta Rifleman'ı öneririz diyor. Her şey farklı bir özellik sağlar takımına diyor. Aha, bu bayağı simülasyon. İletişim kurmanız önemli diyor. Aa, bayağı ciddi bir şey bu. İkinci Dünya Savaşı simülasyonu bu. Bakalım neymiş. Grafikler de iyi yani. Endless mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Ha, böyle serverlı. Girelim. Fall Guys'a girdim, bir atıp çıkacağım diyordum, olmuyor. Ya abi Fall Guys'a ne bileyim 4 kişiysen falan eyvallah da tek başına Fall Guys oynamak bütün gün bana ilginç geliyor yani. Bir Dota 2 diye bir oyun var, keşke oynasam. Select Force, Join Unit, Select Role, Enter Combat. 2. Rifleman öneriliyor. Officer var. Otomatik rifleman. Medic var. Anti tank var. Engineer var. Bayağı fazla değil mi? Tank commander. Crewman. Spotter.
Fascinating. Realistik shooter tarzı bir oyun, evet. Belli ki. Tek mermi de ölürüz büyük ihtimalle. Yere çömleci yok mu? Lisans vita var. Yine Early Access'te bu arada. Onu da bilelim mi? Sanırım şey iyi bir tercih değil. Geliyor yani. Before Now'dayım bir de. Optimizasyonlu bir garip. Aha. 1280'e 1080. Bu ne ya? Şimdi anladım. Saçma laflar ya. Ne oldu? Anlamadım. Oğlum bir durun, bir ölmeyeyim ya. Allah Allah. Kimseyi de görmüyorum ki. Bu simülasyon tarzı shooterlar da gerçekten akıl kârı değil ha. Nasıl yapacağız yani, hani
Varsa bir yöntemi anlasak keşke. Yani arma falan görmüşlüğüm var. Squat görmüşlüğüm var. Ama bu kadar hızlı öldüğüm bir oyun hatırlamıyorum ben. Our tanks are fucked, so we can't do anything. Sıçmış. Tank respawn'ı mı bekliyorlar? Ne yapıyorlarsa? Oyunda her şey orijinal ama yani kıyafetler, kutulardan tut, tasarımlar. İlginç. Ya aşırı simülasyon. HUD yok oyunda. Kaç mermini var? Yani işte böyle olur zaten büyük ihtimalle. Ya bunun maç süreleri çok uzun sürer diye tahmin ediyorum. Ha? Hiç daha Join şu to a an. squad if a normal squad leader who can put down spawn. Hood için T'ye bas. Bastım. Bizim squad nerede acaba? Mal gibi diyorum ben. Aa, uçak falan da var. Mekanları. Ya bu ekiple oynanacak, full iletişimde olunacak, çok alışılması gereken tarzda takım oyunu mantığında oynanması gereken bir şey. Şu bizim mi ekipten herhalde? Konuşuyorlar takımdan.
Atmosferi iyi yansıtıyor oyun bu sebeple. Acaba kaça kaç bu oyun? 50-50 mi? Gördüm abi. Birini vurdum, öldü herhalde. Düştü çünkü. Lan bizdenmiş. Drop var mı yok mu anlamadım ki. Balık drop var mı yok mu onu bile anlamadım. Vuruyor mu vurmuyor mu? Tabii o da anlaşılmıyor. Solumdaki evin tepesindeler. Bunlar benim adamlar. Ya da o tepede olsalar görürlerdi zaten beni daha önce. Ne ekibe girelim? Bir officer oluyor, altı rifleman oluyor. Sniper yok. Ha var. Atavay. Ha böyle şeyler de var. Oo. Güzel. Kıyafetlere baya çalışılmış oyunda ya. Kıyafetler falan dönemine uygun olmuş. Automatic rifle. Salt. Rifle mı? Yapıştır. Oha. Ama abi yani burada da nasıl doğuyoruz ya? Kişisel şey yok. Takımların fragleri bilmem neleri var. Combat effectiveness, offensive effectiveness, defensive effectiveness, support effectiveness. Çok iyi. O yüzden kişisel oynamanın hiçbir manası yok. Tarkov gibi, evet öyle düşünebilirsin. Tarkov'un 2. Dünya Savaşı şeyi. Squadlısı. Tankı da bunun ayrıntılıdır ya. Bu çok çok iş ha bu oyun. Böyle bir oyun yapmak kolay bir şey değil yani. Büyük bütçe ister mi bu tarz oyunlar? Azıcık geriden başlayayım da ölmeyeyim. Nereye gidiyorsun sen? Valla sivrisinek gibi ölüyoruz yani yoksa. O ne lan? Gördüm. Ulan o da bizden herhalde. Oyunu görebilmek için o kadar odaklanman gerekiyor ki. Ne yapıyorsunuz lan?
Sesler falan çok iyi lan. Bilmiyorum abi, bir şeyler oluyor yani, ben anlamıyorum. Ha, Team Killer. Aa. Yo, biri beni bilinçli öldürmüş. Siktirim böyle takıma bak. Ve geri gideyim. Millet de anlamamış ki oyunu belli ki. Denize dökülürsün. Burası karantan mı şimdi yani? Burası hiç karantana da benzemiyor. Doğu Bridge, Karantan Causeway. Harita çok büyük demek ki. Yani karantan şurası çünkü sadece. Şehir içi orası. Ama dışarıdan haritayı çok geniş aldığı için. Lan durun bir, dur başlayalım. Baksana. Soldiers I need assistance falan diyor. Abi peki nasıl anlayacağım? Şu bizden mesela, üstüne gelmeden anlayamıyorum. O da bizden herhalde. Sikim ya. Gördüğüm herkesi sıkıyorum ki ben. Nasıl anlayayım ki? Nedir abi? Ortalık var ya, yangın yerine döndü. Boka sardı her şey. Allah Allah. Coming. Ne oluyor abi? Hay bir de GeForce Now'da bile kasıyor. O da ayrı bir konu. İyi miyiz çocuklar? Nereye atayım? Bomba atayım bari ben. Don't go, don't go. Tamam, gitmiyor. Buraya mı atıyorsun? Attım. Attım abi. Medic is here. I have 65,000 small grenade. What the fuck? Getting on my marker. Keep throwing smoke, look, infinite smoke, dude, look. Buraya mı? Wait. Oh shit, I have like 65,000 smoke on me, dude. What the fuck? What the fuck? Bug oldu herhalde çocuk. Keep throwing smoke. Lan ben de atabilirim. Bak. Kafayı yemişler. RP yapmadan oynamıyorlar belli ki. Oğlum sıkma lan.
Bu oyunun motoru ne? Unreal 4 gibi de durmuyor. Bir ilginç yani. Öldün mü? Bu piç bana sıkmıştı. Ne oldu? Ölmüşün. Biz de gidiyoruz abi. Şu anda var ya 1917 filmini izliyormuş gibiyim ben. Biri bağırıyor, bağırıyor. Medic coming. Don't die. Bağırıyor herif. Millet kafayı yemiş lan. Aşırı RP dönüyor burada. Reis dur. Şu yönlü mü? Şu yönlü mü? Vurdum. Tamam benden bu kadar. Dedim sana orada durman lazım. Hep böyle sürünüyoruz mu? Ne yapayım sürünmeyince kafamı kaldıramıyorum. Baksana şuna. Ne yapacağım başka? Başka bir map görelim bakalım. Yılan yaptım mecburen. Baraks ne? Ha bura. Bu işin çok delileri var ya. Gerçekten yani. Purple Heartline. 86 kişi varmış burada mesela. Buraya girelim bakalım. Bekleriz 5 kişiden bir şey olmaz. Benim anlayabileceğim tarzda bir şey değil yani bu oyun. Simülasyon tarzı olmasından kaynaklı zaten oyun ekstra zor demek oluyor. Bu hiç ilerlemiyor ki. Aman. Burada Karen tam. Sen Mary Dumont buraya girin. Burada iki kişi var. Belli ki sadece Amerikan-Alman cepheleri var. O yüzden Fransız ağırlıklı haritalar mevcut. Fransa ağırlıklı. En ilginç şiddetli savaşların olduğu yerler de oralar zaten. Yani Rusya tarafını saymayayım. Alman seçersek savunmada kalırız. Öbür türlü olursa taramalılara yürümek zorunda kalırız. Bence bu daha rahat olur. Ha, millet diyor bak mesela başkaları girmesin random diyor. Anti-tank. Bir roketimiz var ya. Beni bir komutan siki verse şimdi o roketi. Bir kişi seçebiliyor squad'da. Onu da ben seçtim. Stalingrad şu haliyle bile zorlanıyor oyun. Stalingrad zor olur.
İşte 13 tane class var abi oyunda. Bilmiyorum. Hepsinin farklı bir görevi var demek ki. İyi bir yerde doğmuyor. Da çek şunu. Mermi sesleri falan nasıl o kadar iyi yapmışlar? Ben kafamı çıkarsam ölür müyüm acaba? Düşmanı bu kadar yakından gördüm. Hoş gelsin abi. İşte sadece herkesi roleplay'de bir de. Git. Ne yaptı? Nerede doğacak? Enemy near. Ha, o yüzden koşacağız dedi adam. Anladım. Ha, bu da böyle bir oyunmuş. İlgilenene duyurulur. Ben daha fazla tanıtamam. Bir şey veremem yani bu oyunda. Onu yap da sonra Twitch'ten bandan rast. Şimdi diğer oyunumuz Blasphemous'a bakalım o zaman. DLC'si New Game Plus'taymış. Save dosyalarını attılar ama bu oyun stream şeklinde de oynanabiliyor. Ha yok. Aa. Steam'e şey özelliği gelmiş. GeForce Now Stream seçeneği gelmiş. Nasıl çalışıyor bu acaba? Play butonu var. Bir de Stream butonu var. Oha, Steam iyi. Ha, Steam Remote Play GeForce Now not available dedi. Oradayken öyle